Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben saçlarımı boyattım zaten, fark etmişsinizdir muhtemelen. Boyatıp pişman oluyorum. Aslında pişman olmuyorum. Çok sevdiğim bir renk de saç mahvoluyor yani. Herhalde artık bu son olacak diye düşünüyorum. Yani koyu renklere dönerim büyük ihtimalle. Şu an saat 6 ve biz bu saatte neden yola çıktık? Çünkü tatile gidiyoruz. Ah, inşallah sağ salim gider geliriz, güzel geçer tatilimiz. Şu anda yeni çıktık evden, benzinliğe uğradık. Yakıt alıyor Meli. Şu an kendisi şurada zaten. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Dün akşam börek yaptım ben, patatesli. O var yanımızda. Nescafelerimiz var. Melih burada ama yakınlaştıramıyorum. Su aldık, meyve suyu falan, her şeyimiz var yani. Melih beni fark etti. Gelip duruyor. Öyle. Bugün 7 Temmuz. Biz şu an 6, şu an saat bizim gitmemiz 1.30 falan olacak kısmetse. Öyle. Ve birkaç saatlik uykuda duruyorum. Yani gece 2'ye kadar evi toparladım. Sen kadınlar hep öyle oluyor tatil öncesi. 2.30 gibi falan uyudum yani. 4.47'de de kalktım böyle tatile falan gideceğiz diye. İnsan herhalde alarmsız uyanıyor yani heyecandan. Neyse. Şimdi Melih gelecek. Kaşlarımı da açtırdım bu arada. Melih gelsin, çekinmedim de. Geleceği yok, tuvalete kaçtı herhalde. Çok fena ya. Dedim evden çıkmadan tuvalete girdik. Ondan sonra her şeyimizi aldık. Yani ıslak mendilden kuru peçeteye kadar. İşte. Ondan sonra hadi gidelim dedim. Yola çıkalım. Ben çok böyle duraksamayı sevmiyorum yolda. Benzin alacağız. Dedim bunu niye dün akşam almadın? İşte cevap yok. Ondan sonra dedim ben tuvalete girdik, onu yaptık, bunu yaptık, hani evden çıktık. Ben şu an duraksamak istemiyorum yani. Sonra neyse tamam hadi gir dedim, al benzin. Şimdi bitti herhalde. Lavaboya mı girdi, ödemeye mi girdi bilmiyorum. Yok şu an kendisi. Neyse. Kocam da kocama geliyor. Fark ettin kameraları, gülümsedin. Tabii ki hemen fark ettim. Evlilik çizgimiz da yanımda. Cebimde kalmış ha. Evlendik. Mazot alındı. Biz evlendik. Şok. Zerre çok oldu ya. Hadi bakalım çıkalım. Görüşürüz. Isparta'ya geldiğimizin kanıtı. Direkt gül sembolü. Evet. Çok güzel. Pembiş pembiş. Evet arkadaşlar, artık Isparta'dayız. Çok az bir yolumuz kaldı inşallah. Evet, saat 1.30 biz otele geldik. İnanılmaz büyük bir otel arkadaşlar. Gerçekten. Daha odamızı hazırlayıp bekliyoruz. Evet arkadaşlar, otelimizin odası. Şu an bu şekilde eşyaları yerleştirdim ben şu dolaplara, çekmecelere falan. Şu bu Melih'in. Bu şekilde çatı katı güzel bir oda. Şu an biraz dinleniyoruz. Yol yorgunluğu var birazcık. Yorulduk, kaç saat yol geldik. Öyle. Sonra ben artık bikinimi altıma giyeceğim ve bir keşif yapmaya gideceğim. Belki girerim bugün, bilmiyorum. Melih girmem diyor ama ben belki girerim. Çünkü bugün de yani sayılıyor sonuçta. Otel girişi 2'de. Yani bugün de tadımı çıkarmak istiyorum. Saat çok geç değil yani. En fazla 3'e geliyordur. 5'e kadar falan girilir yani. Durum beni. Aşırı sıcak.
ama çok güzel ve aşırı büyük bir oteldeyiz. Arkadaşlar bu nasıl sıcak yerler? Buradan harika. Sunumlar çok güzel ama. Sana bir sürü koymuşlar, bana onu da koymuşlar. Sende yok mu? Yok. Şekersiz diye büyük ihtimal seninki. Şekersiz de bisküvi yemiyoruz mu o zaman? He? Şu bisküvi şekersiz olunca gelmiyor mu? Üç tane inşallah badem şekeridir. Hele bir badem şekeri değilsin. Müşteri memnun kalmadı bu durumdan. Şekersiz kahve istediği için bisküvi de koymamışlar. Evet. Bir de kahvenin yanında çerez gelmesi nedir ya? Sen söylemedin mi çerez? Ben sen söyledim zannettim. Alkol mü söyledin ben çerez? Kola mı söyledim ben çerez gelsin? Evet, otel keşfi. Şu masalara bayıldım. Çok güzel gözüküyor. Şöyle koymuşlar. Ama Antalya çok sıcak arkadaşlar. Hiç durulmuyor yani. Biz balayında Bodrum'a gittik. Asla böyle değildi. Akşamları full dışarıdaydık. Ama burada durulmuyor yani. Çok sıcak. Evet, şu an tur dolaşıyoruz. Bu ışıklandırması çok güzel. Işıl ışıl duruyor. Ben bayağı bayıldım yani. Çok güzel. Burası çocuklar için aqua park. Bayağı güzel. Evet, şimdi iskelesine geldik. Harika. İskele budu. Kocaman bir plaj var. Hala bu saatlerimize giren, ay denize giren hala var. Çok iyi, çok güzel. Gerçekten şıkır şıkır bir otel. Çok güzel. İkinci otele geçtik. İki tane bina var. Köprüden geçiliyor. Biz şu an diğer binaya geldik. Burada da yemekhane ve havuz var. Da şurada havuz gözüküyor. Kapalı havuz mu? Evet. Gayet güzel. Sıkışıyorduk, kafayı sıkıştırıyorduk. Ama çok şıkır şıkır ya. Gerçekten çok lüks ve çok güzel bir otel. Burada da ne? İtalyan mı? İtalyan mı? Alakart. İçerisi gözüküyor. Evet. Birileri oturuyor sanki. Neyse geldin öyle. Çok güzel. Yıl dönümümüz için geldik. Şaka maka bir sene oldu. Yani evet, eğlence bir sene oldu. Düğün bir sene daha olmasa da. 22 Temmuz'da biz nikah kıydık, evlendik resmi olarak. Bir sene oldu şu an. Evet. 7 Temmuz. O yüzden buraya tercih ettik. Çok güzel. Evet arkadaşlar, şu an görebiliyorsunuz yüzüğünü bakın. Yüzüğünü çıkarmadığı buradan belli oluyor. Hani şöyle, burası adam. Yüzüğün yeri.
Adam. Şimdi şöyle yapınca da zaten hiç yüzük takmama gerek kalmadan bile yüzük olduğu belli oluyor. İşte neydi? Evet, bak. İşte feraset, işte medeni, işte adam gibi adam. Kahvaltı yapacağız şimdi. Bu benim kahvaltım. Bu Melih'in. Omletimiz var şöyle. Meyvemiz var. Burada da pankek var. Size afiyet olsun. Evet, devam ediyoruz. Bir sonraki yarışmacımız. Merhabalar, isminiz? Elif. Melih Bey, nereden geliyoruz? Bursa. Evet, Bursa'dan geliyor. Türkiye. Ve devam ediyoruz. Merhabalar, Zirasim Tekak Zavutvaz. Ramazan. Ramazan. Ne içiyorsun? Ramazan. Tatlı da Ramazan. Nereden geliyoruz? Kazakistan. Etekice. Kazakistan. Kazakistan'dır hocam. Mr. Ramazan. Lütfen havuz alalım. Lütfen havuz alalım. Raz. Dva. 3, hadi bakalım. Evet, alkışlıyoruz lütfen. Maşallah İsmail'te. Bravo, siz kazandınız. İşte geliyor. Evet. Acaba onun için izleyelim. Şimdi öğle yemeğine geldik. Hamburger ve makarna söyledik. Bakıyoruz bakalım. Şöyle pembe bir kerim var. Buramine soyuluyor. Çok kuru kaldı. Evet, ben hamburger söyledim. Melis'te. Bolognese soslu spagetti. Evet. En sevdiğim makarna çeşidi. Bir de yani. Hep gölgede oturuyoruz. Giriş yaptık ama saat 2'de giriş yaptık bugün sana. Kahvaltımız böyle. Bugün böyle canım işte. Zaten geç uyandık. Kendime gelemedim henüz. Benim kadar bir sene almış. We'll be right back.
saatlerimiz 1 ve öğle yemeğine geldik. Ben böyle mantı, makarna, salata aldım. Melih de ters böyle şeyler almış, tavuk, turşu, balık gibi. Öyle, şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Çoğu kişi kolayla da içen de var. Kolayla hiç duymadım ya. Ben duydum, ben de şaşırdım. İşte sodayı dedi, hiç denemedik dedi. Çok asitli oluyor. Ama İyi. Çok rahat. He. Resmen hani sade soda içiyormuşsunuz hissiyatı var. Efendim buz alıyordunuz. Evet. Kalamar kalamar. Bilirsin ben YouTube için çekiyorum. Ben de şey zannettim. Hı. Alakart yönetti. Sizin efendim de kavun söyleyen birisi. Evet. Rakanın yanına. Rakı olduğu için Melih Hanım'a bir peynir söyledi. Normalde menü de yoktu. Kavun söyledi. Tam menü de yoktu abi. Olsaydı söyleyecek. Zaten önce söyleyecektim de koymamıştım. Evet, tatlılarımız da geldi. Надежда мы до рассвета эту ночь пропитает.
şunu bunu bilmem deneyeceğim. Haydar her zamanki gibi. Kısır. Şu tatlıdan aldım. Cheesecake. San Sebastian galiba. Aşırı güzel. Lüksüz falan da. Melisa böyle nohut plan tabağı yaptı. Selam herkese. Biz şimdi havuzdan döndük. Bugün de en son kahvaltıda mı çekmiştim? Yok, öğle yemeğinde çektim. Havuzdan döndük. Birazdan da akşam yemeğine çıkacağız. Yarın da tüm gün oteldeyiz. Pazar günü giriş yapmıştık. Cuma günü çıkış. Bugün Perşembe mi sanırım? Çarşamba mı hiç emin değilim. Günlerden de haberimiz yok. Çarşamba olması lazım. Perşembe tüm gün buradayız. Cuma'da öğlene kadar zaten otel çıkış saati 12'de. Öyle. Bugün saçımı yapmayacağım. Açık bırakacağım. Ben de şöyle göstereyim. Bu maviden aldığım tişört. Çok memnunum. Çok güzel duruyor bence. Altında da beyaz kot şort var. Evet. Bu şekilde. Saçım için bu Gliss'in sıvı saç kremini getirdim. Bunu kullanıyorum sadece. Başka hiçbir şey getirmedim. Yani şampuan krem dışında. Yağ falan getirmedim. Şöyle zaten bu kremin biliyorsunuz ikinci kutum bu L'Oreal'in kolajenli kremi. Artı 30 yaş. Ben zaten 27'yim. Kullanabilirim bunu düşünüyorum. Şimdi ben bunu uyguluyorum her makyajdan sonra. Bugün de sadece bunu uygulayacağım. Bugün makyaj yapmayı düşünmüyorum. Yarın yapabiliriz. Fotoğraf çekileceğim zaman zaten saçımı makyajımı yapıyorum. Fotoğraf çekilmeyeceksem yapmıyorum. Ama böyle biraz da kendim çok güzel oldu. Gözlükle fotoğraf çekilebilirim. Başka ne gösterebilirim size? Tatilde yanıma aldığım deodorant. Bir de bu eveden almıştım. Çok güzel bir koku arkadaşlar. Tam havuzdan sonrası için sıkılması gerekiyor. Yani efsane bir kokusu var. Nasıl tarif etsem bilmiyorum size. Ama tam havuz sonrası kokusu yani. O yüzden bunu da öneriyorum. Küpeye geçelim. Şöyle küpem var. Bir tane de şöyle küpe var. Neyse bir şey takmıyorum şu an. Spor giyindiğim için. Öyle. Şimdi yemeğe inerken tekrardan görüşürüz. Bir de belki kombin olarak böyle çiçekli tokam var. Bunu yanına alacağım. Balayı için şöyle bir çanta almıştım. Aslında balayı için değil, tatile giderken götürmek için. Ve hala bunu kullanıyorum. O kadar mantıklı ki bunu mutlaka siz de yapın. Şöyle küçük bir çanta alın. İçine otelin mesela vermiş olduğu havlu kartı, işte oda kartı falan onları koyuyorum. Ondan sonra telefonlarımızı koyuyorum. Yani ne bileyim bir şey lazım olacaksa ufak bir şey. Bu yeterli oluyor bu çanta direkt. Hani şöyle. Otel içerisinde gezebiliyorum yani. Siz de bence böyle bir çanta edinin. Tatilde çok güzel oluyor. Çok mantıklı. O şekilde. Yani ben cepte falan taşımayı sevmiyorum kartları. Onları çantayla gezebilirsiniz. Biz o zaman yemeğe gidelim. Sonra görüşürüz. Evet. Odadan çıkış yapıldı. Şimdi bir fotoğraf çekilmek istiyorum. Ondan sonra yemeğe gideceğiz. Smith'imle bugün böyleyiz. Evet, bugün bir tek sporuz. Keşke olsun o kadar.
Güzel tavuk kokuları geliyor bence. Tavuk canı diyor mu? Bilmem. Karardık ya. Zaten karışık olduğu için. Evet. Kırmızı çocuk. Ama böyle kırmızı ama gözükmüyor. Yani. Her akşam da var. Evet, bugün taban bayağı karışık. Balık var, et var, köfte var, tavuk var. Bir de şöyle bir salata tabağı yaptım bence, enfes oldu. Melik daha gelmedi. Bak yedim kısmı sen demiyorsun. Az bir şey yedim hadi zaten. Sana Türk kahvesi. Gelmeden kokteyl aldım. 20 yıllık bir baristayla tanıştım az önce. Adam bir kokteyl yaptı, efsane, meyve suyu kullanmadan. Şimdi patlamış mısır almaya gidiyorum sana. Patlamış mısır yemedik, kaç gündür patlamış mısır kokuyor, çok canım çekti. Perşembe günü bugün kahvaltı alacağım şimdi kahvaltı. Urfa peynirini gördüm. Merhaba arkadaşlar, biz şimdi kahvaltıdan kalktık. Melih lavaboya gitti. Ben de böyle otelimizin arka bahçesi oluyor burası. Oturuyorum. Çok güzel manzarası ve serin. Kahvem geldi. Evet, şimdi öğle yemeğine geldik. Bugün de böyle aldım. Melih de şöyle almış. Yarın öğle yemeğine kalmayız muhtemelen. Bugün oteldeki son öğle yemeğimiz. Thank you.
Heykelli yolda yürüyoruz. Evet, şimdi yemeğe gidiyoruz. Hazırlandık. Hazırlanmış bir yere gidiyor gibisi. Evet. Bugün balık gecesi var. Dün var dediğim gibi somon aldım. Burada Melih de midye almış, hazırlamış. Çorbası var. Ve tatlımız. Şu tatlıya bayıldım. Videoda göstermiştim daha önce. Şunlar da çok güzel. İçinde Hindistan cevizi var. Bir de böyle sanırım karamelli olduğunu düşündüğüm bir tane kupa aldım. Böyle. Otelde son akşamımız. Bu akşam da bir gösterdeyiz. Kleopatra geliyormuş. Bakalım Kleopatra nedir? Maalesef. Görünsel tüm çay kalmak. Salda Gölü'ne uğradık. Çok güzelse göstermek istiyorum. Bak bak. Ne yaptım abla?